2028'de Milli Görüş iktidarı neden önemli? Belediye başkan adaylarımız ve teşkilatlarımız burada. Şu seçimler için arazide dolaşırken şu ekonomik krizden yakınanları görmüyor musun? Emekliler önünüzü kesmiyor mu? Asgari ücretler önünüzü kesmiyor mu? Biz Ankara'da bir pazar yerini ziyarete gittik. Pazar yerinde bize torbasını gösteriyor vatandaş. Ne var içinde? Maydanoz var, havuç var, domates var. Ne kadar vermiş? 200 lira verdim diyor, 200 lira. Bir kuru yemişçi, kuru meyve ve kuru yemiş satan bir esnafımız bizi tezgahın başına davet etti. Orada hassas terazi var, hem gramajı hem de fiyatını kilo fiyatından size söylüyor. Bir tane tek hurma tanesi aldı, hassas terazinin üzerine koydu. Ne kadar hurma tanesinin bir tanesi? 8 lira, 8. Bendeniz önce 80 kuruş mu diye baktım. O bile çok ucuz gelmedi. Ama hayır dedi, 80 kuruş değil, 8 lira. Bir tane kuru kayısı tanesi aldı koydu. 8 lira. Bir tane kuru incir tanesi aldı koydu tezgahın üzerine, terazinin üzerine. 15 lira. Tek bir kuru incir tanesi 15 lira. Ankara'da iki gün önce pazardaki manzaradan bahsedeyim. Bir avuç incir, hurma almaya kalksanız 300 lirayı gözden çıkarmanız lazım. Şimdi Ramazan geliyor dedi. Bunları ben kime satacağım? Bu vatandaş bunları nasıl alacaktı? Emekli maaşı ne kadar? 10 bin lira. Asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. Etin kilosu 600 liraya dayanmış. Peynirin kilosu 300 lira olmuş. Elektrik, doğalgaz, ulaşım, giyim kuşam, ev kirasını hiç saymıyorum. Ev kirasını hesaba katmasanız dahi 10 bin lirayla bu emeklinin bir hafta bile idare edebilmesi mümkün değil. Ama işte Türkiye'nin hali ortada. Açlık sınırı 19 bin 500 lira. Emekli maaşı açlık sınırının yarısı. Asgari ücret açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı ne kadar olmuş biliyor musunuz? Bu hafta veriler açıklandı. 53.200 lira 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı. Bugün Türkiye'de kaç haneye ayda 53 bin liranın üzerinde bir gelir giriyor? Bu hesapla Türkiye'de halkın %85'i yoksul, %45'i açlık sınırının altında. İflaslar, icra dosyaları, intiharlar, hacizler ve kredi kartı ve banka borçları bunu apaçık bir şekilde ortaya koyuyor. Son 20 senede vatandaşın banka borçları 6 milyar liradan 2,5 trilyon liraya çıktı biliyor musun? 6 milyar liradan 2,5 trilyon liraya, yani 400 misli arttı. Niye? Açlık sınırının yarısı kadar emekli maaşı verirsen mecburen kredi kartına, banka kredisine gidecek. Şimdi emeklimize ne diyorlar? Diyorlar ki efendim, biz bu 16 milyon emeklinin maaşını 17 bin lira yaparsak 1.4 trilyon liraya mal oluyor bize. 1.4 trilyon liraya. Peki emekliye 1.4 trilyon lirayı fazla görüyoruz da faize 2024 bütçesinden verdiğimiz para ne kadar? Sadece devletin ödediği faizi söylüyor. 1.25 trilyon lira. 2024'te bir senede devletin borç faizine vereceği para 1.25 trilyon. Yani sadece şu faiz canavarından kurtulabilseler 16 milyon emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkartabilir. Neden bu olmuyor? Yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs seçimleri öncesinde ortaya koyduğu mutabakat maddelerine uyulmadığı için bu oluyor.